Hepinize hayırlı günler diliyorum. Geçenlerde anlatmıştım hatırlarsanız. Canlı yayın olmadığı için bu sorular birikti. Kısa kısa cevaplar verebileceğim sorular birikti. Onun için iki tane böyle bir program yapalım demiştik. E, bu onun ikincisi. Şimdi o sorulara cevaba geçiyorum. Birinci sorunuz. Çocuklarımıza kurban ibadetini nasıl anlatalım? Çok önemli bir soru bu. Neden? Çünkü kurbanın vermiş olduğu bir travmatik etkilerden söz ediyor uzmanlar ve bunu çevremizde, yakın çevremizde, kendi çocuklarımız dahil olmak üzere birçok insanda görüyoruz bu travmatik etkileri ve onun sonuçlarını. Ondan dolayı bilgilerin yani öyle bir etkiye çocuklarımızın maruz kalmaması için neler yapmamız gerektiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şöyle söylüyor uzmanlar, çocuklar 11 yaşına kadar soyut düşünme kabiliyetini kazanamıyor. Özellikle 4 ve 7 yaş arasında eğer çocuklar kurbanın kesildiğine şahit olurlar ise işte kurbanla alakalı travmaların en çok yoğun olarak gerçekleştiği dönem 4 ve 7 yaş arası. Pekala neden böyle bir e, olay gerçekleşiyor? O çocuklar neden böyle travmatik bir etki içerisine giriyor? Mesela hayvan sevgisi verilmiş olabilir o çocuğa. Ondan dolayı olabilir. İkincisi kurbanlık koyunla veyahut da işte dana ve benzeri böyle yakın bir ilişki kurmuş olabilir. Köyde yaşıyordur, damında besliyorlardır. Sonra da kurban mevsimi geldiğinde o kurban edilecektir. Dolayısıyla o kurbanla, e, kurbanlık koyunla, kurbanlık hayvanla kurmuş olduğu hissi ilişki arkasından da onun kesildiğini görmek onda travmatik bir etki meydana getirebiliyor. Ya da şehirlerde kurbandan 4-5 gün önce bir hafta önce 10 gün önce evimize alıp getirdiğimiz işte şartlarımıza uygun olarak evimizin bir kenarında baktığımız ya Bodrum'unda baktığımız ya terasında baktığımız şehir şartları öyle. Ben de aynı şeyleri yaşadığım için Bodrum ve teras diyorum. Çünkü bir defasında tavşan da memleketteyken Bodrum'da bakmıştık 4-5 gün önce. Bir başa kurbanda da terasta bakmıştık. Öyle damımız vesairemiz yoktu. Evet Böyle bir 4-5 gün kurban öncesi o koyunla beraber olmanın vermiş olduğu bir heyecan olabilir, bir sevgi olabilir. Arkasından da 4 ve 7 yaş arasında o hayvanın kurban edildiğini, kesildiğini gördüğü an travmatik bir etki oluyor. Bir başka nokta, Türkiye gibi ülkelerde işte görürsünüz değil mi? Her sene Kurban Bayramı esnasında kaçan koyunlar, televizyonlar günlerce bunları ifade eder ya da sokaklarda kesilen hayvanlar böyle çok uygun bir şekilde olmayan, hijyene riayet edilmeden ve benzeri şeyler. Bunlar da çocuklarda travmatik etki meydana getirebiliyor. Pekala, ne yapacağız? İşte burası benim susacağım bir alan. Buraya kadar anlatmış olduğum şeyler de zaten uzmanlarından almış olduğum bilgiler. Burada çocuk psikologlarına, pedagoglarına müracaat etmeli. Dolayısıyla burada bırakabilirim. Ama kısacık şunu söyleyeyim. 11 yaşına kadar çocukların kurban kesimine şahit olunmaması gerektiği uzmanlar ısrarla belirtiyorlar. 4 yaşı arası travma ama 11 yaşına çekmek lazım bunu diyorlar. 2- Öncesinde Kurbanın sembolik bir ibadet olduğu anlatılabilir ve bayram neşesi, bayram neşvesi evde çok daha farklı, çok daha canlı bir şekilde yaşanır. Mesela sadece et dağıtımına çocukların involv edilmesi, çocukların kullanılması, çocukların o noktada görev alması kurbanla içselleşme açısından çok daha iyi diyorlar. Ve üçüncü bir şey bir sağ çalışmasından bahsedeceğim şimdi. Hani hatırlarsınız hadis-i şerifte vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kurban bayramı ve kurban sonrasında eve gelir. Kesmiş oldukları kurbanın etlerini Hazreti Ayşe Validemiz pay yapacaktır. Yapmıştır ne yaptın ya Ayşe der. O da anlatır der ki işte şu kadarı bizde kaldı diğerlerine dağıttım. Yani sadece kürek kemiği bizde kaldı diğerlerine dağıttım deyince Demek ki diğerleri bizde kaldı. Sadece kürek kemiğini dağıtmamışsın gibi bir şey söyler ya. O meşhur Haz i şerifte işte bunu merkeze koyarak şöyle yapmış bir saha çalışmasında. insanlar tutmuşlar ki kurban kesme yerine kurban kesilmek amacıyla fakirlere kurban hediye etme demişler. Ve bunun için bir kumbara koyarak çocukları da işin içine kadarktan para toplamışlar. Mesela o çocuklar o kurbanla o kadar içli dışlı olmuşlar o kadar sevinmişler ki öyle çalışmışlar ki mesela bu türlü bir şey illa hayvanı alacaksın evine koyacaksın kesim esasında çocuğun yanında bulunduracaksın ondan sonra işte o kanından alnına dokunacaksın bu türlü şeylerden uzaklaştırmak lazım yoksa atamıyorlar imiş zaten uzmanların ifadesiyle. Bir ikinci soru bir kuyumcudan gelen bir soru bu. İlginç bir soru. Altın tozları birikiyor bende diyor. 2-3 yıl sonra onun bir toplamı, bir ederi oluyor. Yani marangozun talaşı gibi düşünün diyor. Mesela bunu müşteriye verme imkanı yok. Ben onları toplayıp satsam caiz olur mu? Ben bu konuda hem böyle toptan altın işi yapan hem de kuyumculuk, sadece tamir işi yapan insanlarla konuştum. Bana söyledikleri şu oldu. İki tane boyutu var bunun. Bir bayağı yoğun bir şekilde altın işleyen, işte bilezik yapan, alt küpe yapan vesaire insanlar. Diyorlar ki günde 1 kilogram altın çalışan atölyede yılda 350 gram. Günde 5 kilogram altın çalışan atölyede yılda 1 kilo 750 gram işte bu altın birikiyor diyorlar. Ve onun milyemlerini söyledi işte 1000 milyem sonra onun satımı 22 ayarda 916 olur efendim 24 ayarda şöyle olur vesaire Bunlar detay konular sonra ramakçılar gelir alır bunlar detay konular ama sadece ve sadece bu altının birikmesini bu kadar yoğun altın çalışan insanlarda bir kenara koyalım. İkincisi bir de sadece işte tamir işleri yapan kuyumcular var o kuyumcularda da parçalar alınıyor tamir yapılırken altın tozları yere düşüyor. Diyorlar ki bizim örfümüz ve adetimizde şöyle eğer yere düşen altın o tamir esnasında elle tutulur ve gözle görülür bir parça ise bunu zaten müşteriye iade ediyoruz. Ama toz ise onlar birikiyor ve bunlar da zaten kuyumcuya kalıyor. Neden? Çünkü örf bu adet bu alternatifi yok. Pekala ben ne diyorum burada şimdi bu soruya cevap olarak? Mecelle der ki. Mecelle bir kaidedir bu. Beyne tüccar maruf olan şey beyinlerinde şart kılınmış gibidir. Yani tüccarlar arasında örf haline gelmiş olan bir şey sanki işte o alıcıyla satıcı arasında, müşteriyle bayi arasında şart kılınmış gibidir. Bir başka 45. madde, bir başka maddede de şöyle der Mecelle örf ile tayin, nas ile tayin gibidir. Madem ki bu konuda bir nas yok sadece üst nas var. O da adalet ilkesi ama beri taraftan işte burada adaleti nasıl sağlayacaksınız? Burada işte örf burada hakim bir duruma giriyor Dolayısıyla böylesi durumlarda madem ki örf bunun üzerine kaimdir ve bir kuraldır bu. Bunların alınmasında ve kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur kuyumcu için. Bir başka soruya geçiyorum. Kur'an-ı Kerim'de şiir söylemenin mezmum yani kerih addedilen istenmeyen, arzu edilmeyen bir şey olduğu söyleniyor ve şairler yeriliyor diyor. Ne dersiniz? El cevap doğru. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in şu ara suresi 225-226. ayetinde aynen sizin dediğiniz anlatılıyor. Diyor ki ve şu ara o şairler arasında böyle sapkınlığa taşan ve sapkınlık içerisine giren yoldan yoldan çıkan insanlar da vardır. Ela tara fi kulli vadin yahimun sen onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştığını görmüyor musun? Ve enhum yekulun ma la yefalun ve onlar yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Bunun farkında değil misin? Devamı da var ayet-i kerimenin. Şimdi neden böyle bir şey diyor? Şöyle isterseniz ayet-i kerimeyi tamamıyla okuyayım 222 ve 23'ü. Şairlere gelince onlardan da yoldan sapanlar vardır. Onların her badi'de şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar, haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Bunlar ayrı bir kategori. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini yani başlarına nelerin geleceğini çok yakında görecekler diyor ayet-i kerim. Neden? Çünkü müşrikler mutlaka o toplum dönemine gitmemiz lazım. Yani bu Kur'an'ın nazil olmuş olduğu 610-632 yılları arası Mekke'sinde ve Medine'sinin sokaklarında dolaşmamız lazım bu ayeti anlamamız için. Orada bu Kur'an'a muhatap olan insanların şiire bakış açısını bilmemiz lazım. Şairlere bakış açısını bilmemiz lazım ayete doğru mana verebilmek için. Yoksa Kur'an'da şairler diyor. O zaman günümüzde işte edebiyat dünyasında şiir yazan insanlar mı bu şairler? Yoksa o şairler farklı bir şairler mi? Bunun için ayetin özgün manasına vakıf olmak şarttır ve elzemdir. Yoksa eğer arada bir farklılık varsa Kur'an şairlerden bahsediyor derseniz o zaman şairlik caiz değildir, şiir söylemek caiz değildir, haramdır vesaire der çıkarsın gidersiniz. Nitekim zaten böyle söyleyen insanlarda maalesef ve maalesef var. Şöyle ki inkarcılar yani müşrikler Kur'an-ı Kerim'i gayb aleminden vermiş olduğu haberlerden dolayı onu böyle şeytanların ilhamı olarak kabul ediyor. Nazmını da o ayetleri de şiir olarak telakki ediyorlar. Ama bunun bir arka planı var. Bundan hareketle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kahin ve şair diyorlar. İşte bu ayeti kerime müşriklerin bu temelsiz iddialarını çürütmek için, reddetmek için gelmiştir. Hazreti Peygamberle o sizin kahin dediğiniz gayipten haber veren ve şeytanlardan ilham alan insanlar bir değildir. Lütfen karıştırmayın anlamında bir meseledir bu. Onlar kendi heva ve heveslerin peşinden giden zevk ve eğlence düşkün olan insanlardır. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelince işte meydanda. Nedenini söylüyordum değil mi? Bir kere daha tekrar edeyim. İslam öncesi Arap toplumunda şiir ve kehanet maddi alemin ötesinde asılları olan bir fenomen olarak algılanıyordu. Bakın altını çizerek ifade ediyorum. İslam öncesi Arap toplumunda şiir ve kehanet geleceğe doğru bir şeyler söyleme, gayb alemine ait bilgiler sunma, efendim maddi alemin, görünebilir alemin, şehadet aleminin ötesinde asılları olan bir fenomen olarak değerlendiriyorlardı ve hatta şiirin ve kehanetin cinlerle alakası olduğuna inanıyorlardı. Vahide de yani Efendimiz'e gelen vahyi Kur'an vahyini de cinlerle irtibatlı olarak değerlendiriyorlardı. Ondan dolayıdır ki Kur'an'a şiir diyorlar, verilen haberlere de kehanet olarak bakıyorlardı. Her vadide dolaşmak demek her konuya girmek, her konuda söz söylemek. Efendim ahlaki değerlere hani bir daha bir sonraki ayet-i kerimede iman edenler dünya ve ahiret hayatı için yararlı işler yapanlar hariç demişti ya Kur'an. İşte onlar değil bunlar her vadide aklına gelen her şeyi söylerler. Eğri, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin birbirine karıştıraraktan toplumu yazmış oldukları o şiirlerle... ...o belag belagatlı ifadeleriyle aldatmaya, yönlendirmeye, kandırmaya çalışırlar. Sözleriyle yaptıkları birbirini tutmaz. Yapmadıklarını söylerler, söylemediklerini yaparlar. Dolayısıyla o insanların peşinden dürüst kişiler değil iman eden ve salih amel eden, salih amel işleyen, efendim yararlı işler yapan insanlar değil ancak ve ancak sapkınlar gider diyor. İşte bunun bilinmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu nitelikteki bir şiirle, bu nitelikteki bir şairle böyle kabullenilen bir ortamdaki şiir ve kehanetle Kur'an-ı Kerim'i veya günümüz dünyasındaki, edebiyat dünyasındaki şiirleri ve şairleri karıştırmamak lazım. Bir başka soru. Biz ne zaman Kur'an'ı hakiki manasıyla anladık ki çelişki var diyebiliyorsunuz. Arkasından da böyle bir şey demekten Allah'a sınırım. Evet ben de böyle bir şey demekten Allah'a sınırım. Ama bu söz benim daha önceden e, savaş esirleriyle alakalı iki tane ayet kelimeyi anlattığım zaman konuşmuş olduğum bir söz. Şöyle ki ben orada Kur'an-ı Kerim'in tedriciliğini anlatırken, orada yerle gök arasındaki diyalektik münasebeti anlatırken, yeryüzünde cereyan eden hadiselere bağlı olarak Kur'an ayetlerinin indiğini söylerken, Hadi Arapça ifadesini kullanayım. Ala hasabil ve kaya vakalara uygun bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın muradının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy olarak yansıtıldığını anlatırken söylemiştim. Ve demiştim ki Böyle mücerret bir göze bakın. inancın gözlüğüyle değil dışarıdan üçüncü bir şahıs olarak değerlendirin. Bir tarafta Bedir Savaşı'nın hemen akabinden inen ayet-i kerimelerde müminlerin esirleri alması ve onları yanında tutması katiyen doğru değildir. Salması doğru değildir derken ki Enfal Suresi 67-68. ayet Hayber Savaşı'ndan sonra esirleri karşılıksız ya da karşılıklı fidye olarak fidye alarak salabilirsiniz diyor. Bu iki ayet arasında çelişki yok mu dedim. Daha basit bir misal vereyim sizlere. İçkinin haram kılınmasında hani dört tane devreden bahseder ya bizim uzmanlarımız yani müfessirlerimiz ilkinde ne diyor? İşte e, faydası da vardır zararı da vardır diyor. İçki için söylüyor bunu. Ama en sonunki ayet-i kerimede ne diyor? O diyor rizktir ve ondan kaçının diyor değil mi? اِنَّمَ <laughs> şeytan. Şeytanın amelidir diyor. Dolayısıyla pekala üçüncü bir gözle bakın. Gerçekten objektif ve tarafsız bir gözle bakın. Bir tarafta faydalar var, zararları da var diyecek. Öbür tarafta efendim bu amel, şeytanın amelinden bir tanesidir bu içki diyecek. Ne yaparsınız siz şimdi? İşte ben burada böylesi zahiri bir gözlükle bakıldığı zaman çelişki gibi gözüken ayet-i kerimelerde çelişki olmadığını ifade için bunu söyledim. Kur'an'ı bir bütün olarak ele aldığımız zaman, ala hasabili vekaye demin söylediğim gibi hadiselere bağlı olarak bu ayetlerin indiğini söylediğiniz zaman o zaman ayetler tam anlamıyla yerli yerine oturuyor. Ama şunu diyorsanız, madem en son gelen ayet-i kerimede içki haram kılındı, o zaman o içkinin daha önceki ayetleri okumanın Kur'an'da yer almanın bir manası yok vesaire diyorsanız o apayrı bir tartışma konusu, o apayrı bir soru. İnşallah bir başka zaman onun üzerinde durabiliriz. Bir başka soru, çocuklarımıza helal haram hassasiyetini anlatmaya nereden başlamalıyız diyor. Bence imandan başlamalı. İman nedir? İman bizim en genel manada yapmış olduğumuz tarifle kalp ile tasdiktir. Dil ile ikrardır ve beden ile amel etmektir, davranmaktır. Onu davranışlar kalıba içerisinde hayata taşımaktır. Neymiş iman? Kalbin tasdiki, dilin ikrarı bedeninde ameliymiş. İki, iman ile amel arasında zaruri bir ilişki vardır. Ben daha önceden de ifade ettiğim gibi amel imanın bir parçasıdır değildir tartışmalarına girmekten ziyade hatta bu meseleyi böyle ifade etmekten ziyade imanla amel arasında zaruri bir ilişki olduğunu söylemenin daha doğru, daha salim, daha kur'ani olduğunu ifade etmiştim yine ifade ediyorum. İman ile amel arasında zaruri bir ilişki vardır. Kur'an onlarca ayetinde "ellezine emenu ve amilussalihat" derken yani iman edenler Arkasından da dost doğru iş yapan derken, salih amel üze hareket edenler derken aslında bu zaruru ilişkiye vurgu yapmaktadır. Pekala amelde ne var? İmanın ötesinde amelde ne var? İki şey var. Birincisi Allah kul arasındaki ilişki. Allah kul arasındaki ilişki içten ilişkidir, candan ilişkidir, aşkın ilişkidir, içkin ilişkidir. Bunların her birlerinin ayrı ayrı anlamları var. Bu bir ve ibadetler bunun özellikle içkin ilişkinin tam böyle göbeğinde oturan bir kavramdır. İmanın amele yansımasında Allah kul münasebeti itibariyle merkeze alacağımız şey ibadettir ve namazdır, oruçtur, haçtır vesaire. Ama bir de Amelin ikinci boyutu var toplumsal hayatta insan insan ilişkisi itibariyle bizim eylemlerimiz bizim davranışlarımız olacaktır. İnsan çevre ilişkisi insan canlı cansız varlık ilişkisi işte helal ve haram dediğiniz şey burada devreye giriyor değil mi? Ben burada meseleyi illa şu helal bu haram şunu yap bunu yapma diye bir şey söylemekten ziyade insanı hakiki manada insan yapacak değerlerle o insanları bütünleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Onun için illa helal haramdan başlamamalı. Zaten imanı kalbine oturduysa o davranış modeline geçtiği zaman, onu hayata taşıdığı zaman zaten onu kendiliğinden söyleyecektir. Biz eğer çocuklarımıza bir eğitim vermek istiyorsak, gerçekten bir terbiye vermek istiyorsak, gerçekten bir talimde bulunmak istiyorsak bence Günümüz şartları içerisinde var ola gelen değerleri de nazar itibara alaraktan belki çok daha geniş perspektiften meseleye yaklaşmalıyız. Mesela insan hakları ve özgürlükleri demeliyiz. İnsana insan olarak değer vermenin çok daha önemli olduğunu vurgulamalıyız. Mesela çocuklarımıza empati özelliğini kazandırmak için çok ciddi gayret göstermeliyiz. Hangi toplumda yaşıyor olursa olsun, yaşamış oldukları toplumda o topluma problem olan değil o topluma sorun üreten değil. Aksine o toplumda var ola gelen problemleri, var ola gelen sorunlara çözüm olan insanlar olmalarını tevsiye edebiliriz. Veyahut da o noktada eğitim verebiliriz. Hayvan hakları mesela söz gelin veyahut da hayvan sevgisi, Çevre aldı başını gidiyor büyük bir problem olarak yıllardan beri söylüyorlardı bu insanlar. Veya katılımcı demokrasilerde vatandaş devlet ilişkisi içerisinde vatandaşın devlette olan münasebetlerini mutlaka onlara anlatabiliriz. İşte ne bileyim bir hobi edinmesini sağlayabiliriz. Hayata tutunması için ki bunlar çok önemli şeylerdir. E Pekala bunların helal haramla ne alakası var dersen şayet bence iman yerli yerine oturduktan sonra... Hayatın içerisinde bu eylemleri yaparken hem dünyalı olacaktır hem böyle toplumdan izale olmayacaktır hem de o amellerini yaparken o davranışlarını sergilerken mutlaka imanın kendisine çizmiş olduğu yol üzerinde hareket edecektir. O istikamette davranacaktır. Son sorunuz Din sorun değil, çözümün bir parçasıdır tespitini biraz açar mısınız diyor. Bu da önceki videolarda yapmış olduğumuz konuşmada geçen bir cümleydi. Şöyle diyebilirim. Dinler nazil olmuş olduğu dönemlerde verili sorunlara çözümler üretmiştir, değil mi? Bunu siz de kabulleniyorsunuz. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen her bir ayeti bu eksendedir. Ortada bir problem vardır. Ve efendim birisi karısını boşamıştır. İleri yaşlarda Kadın da gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mücadele suresinin ilk ayetinden bahsediyorum Kadın da gelmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Şikayette bulunmuştur Ben gençliğimi buna verdim Tam ihtiyarladığım dönemde bana böyle yaptı Diyordur vesaire Veya bir başkası işte zıhar yapmıştır Sen bana anamın sırtı gibisindir Diyerekten onu boşamıştır O boşamanın farklı bir modeli var Farklı bir şekli var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş şikayet etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu konuda bir şey diyecek iken vahiy gelmiş ve vahiy oradaki çerçeveyi çok net bir şekilde sunmuştur. Karadeniz hayvanlarının avlanmasından ihramlı iken bununla alakalı ayet kerimeler vardır. Savaş esirleriyle biraz önce konuştuk. Savaş esirlerine nasıl davranacağına ait ayetler vardır. Zekat paralarını yani Beytülmal'de toplanan devlet bütçesinde toplanan paraların nasıl harcanacağını yani oraların harcama kaleminin ne olduğu, ganimetlerin nasıl taksim edileceğini, yüz yüzlerce, binlerce şey söyleyebilirsiniz. Ben aklıma gelen 3-4 tane şey söyledim. Yani dinler nazil olmuş oldukları toplumda var ola gelen verili sorunlara çözüm üretiyor. Kur'an da çözüm üretiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çözüm üretiyor. Size bir tane misal vereceğim. Güçsüz, arkası olmayan kişilere zulmetmek cahiliye döneminde İslam öncesi Arap toplumunda alabildiğine yaygındı değil mi? yani güncel dille ifade edecek olursam hak ve adaletin gözetilmemesi, hukukun üstünlüğünün bir türlü sağlanamaması, kabileler arasında böyle seviye farklılığının olması ve bunun her türlü hükme yansıması bunlar çok vaki şeylerdi değil mi? Ama Kur'an ne dedi? Adalet dedi sınıf eşitliğini yani sınıf ayrılığını ve ayrıcalığını kaldırdı. Ve öyle vurguda bulundu ki yalancı şahitlik, yalan şahitlik yapıyor da insanlar. Bakın Nisa suresi 135. ayet-i kerimeye o kadar cami bir ayet-i kerimedir ki o ayet der ki Allah orada ey müminler kendinizin aleyhine bile olsa, anne babanızın aleyhine bile olsa, akrabalarınızın aleyhine bile olsa adaleti gözetmekten vazgeçmeyin. Adaleti ayakta tutun. Hislerinize uyup da adaletten ayrılmayın. Eğer bu konularda yani adaleti sağlama konusunda üzerinize düşeni yapmaz iseniz şayet Allah her şeyden haberdardır. Müthiş bir tehdittir bu inanan bir insan için. Cuma günleri hutbelerin en sonunda imamların minberden inerken söylemiş olduğu ayete bakın. İnne Allah adli ve 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 anil Ne diyor orada? Allah size adaletle emrediyor. İyiliği korup gözetmekle emrediyor ve yakınlarınıza bakmakla emrediyor diyor. Neden? Çünkü o toplumda bir sorun bu ve o sorunu Kur'an bu ayetiyle ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yakınlarınıza bakın diyor. Yani o yakındığın hakkını verin diyor. Maddi açıdan manevi açıdan nasıl bir destek verecekseniz o desteği mutlaka ama mutlaka vermelisiniz diyor. Şimdi bunlar verili toplumda var ola gelen sorunlara çözüm olarak inmiş değil mi? Pekala bu ayetlerin günümüze yansımasına bakalım isterseniz. Nasıl değerlendiriliyor? Nasıl kullanılıyor? Hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan bir anlayış, bir zihniyet var mı? Tam aksine, tam aksine hatta bu ayet kelimeleri kullanaraktan kendilerini meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Bir tanesi çıkıyor diyor ki akrabalarını görüyor gözetiyor. Bir devlet dairesinde kıyamet gibi insanını alıyor. Kendi sülalesinden emileyim kabilesinden vesaire. Arkasından da Allah böyle emrediyor Nahin suresi 90. ayette. Diyor mu demiyor mu? Yani burada dün soruna çözüm olarak gelmiş olan ayet bugün sorunun kendisi olarak kullanılıyor. Ayette problem yok o ayeti kerimeyi ele alan ve yorumlayan zihniyette problem var. Ben de orada çözümün bir parçası olarak gelmiş olan dinler işte böyle na seza na beca işte böyle yetkisiz ilgisiz insanların eline düşünce menfaatinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen insanların eline düşünce ve onlar kendi davranışlarını meşrulaştırmak için Kur'an'ı kullanmaya başlayınca o zaman Kur'an o zaman din sorunun bir parçası oluyor. Demek istediğim şey buydu. Eğer yerli yerine oturtursanız her bir meseleyi Allah'ın muradı ve maksadı çizgisi içerisinde dünyaya bakar ve ayetleri öyle yorumlarsanız, hadis-i şerifleri öyle yorumlarsanız böyle bir şey tabii ki olamaz. Tıpkı Efendimiz döneminde olduğu gibi, tıpkı 14 asırda belli dönemler hariç Kur'an veyahut da sünnet veyahut da İslami değerler bizim hayatımıza hayat verdiği gibi yine hayat vermeye devam eder. Ama böyle suistimal edilirse ve bu suistimaller neticesi itibariyle yine din iman denirse o zaman din sorunun bir parçası olarak karşımıza çıkar. Evet değerli dostlar bugüne bu kadar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sorularınız, yorumlarınız, katkılarınız, eleştirileriniz için çok teşekkürler.